Estakim kema ümirt. Benzeri başka bir ifade başka surede de var. Bu sureyi Hud'da olan ayet-i kerime, Hud sure-i cellesinde Allah Celle Celaluhu azametle, celaliyle emrediyor ki Habibi Zişanım emrolunduğun daire ve çerçeve içinde istikamette ol. Bizim için de aynı şey bahis mevzudur. Ben burada bir nokta koyup şunu yine söylemede fayda ve hatta Efendimizin pak hakikatine karşı terbiyemin gereği sayıyorum. Efendimizin bir lahza dahi istikamette olmamasını düşünmek kalbimi daidar edecek bir husustur. O doğduğu günden itibaren daima istikamet içindeydi. Onu çocuklar içinde 10 yaşında oynarken bile bakanlar anlarlardı ki bu istikbalde büyük bir adam olacak, başka çocuğa benzemiyor. O çocukken bile çok ciddi meselelerle meşgul idi. Nazarı yer yer semayı tarar, oradan hakikatlerle kalbine döner. Yer yer nazarını zeminde gezdirir. Yeni yeni bal hüzmeleriyle kalbine döner. Orada ileride öreceği peteğini örmeye çalışırdı. Bütün hayatı böyle nezih geçmiş, istikamet içinde geçmiş bir insana festakim kema ümirte derken Efendimizin şahsında ümmetine diyor ki festakimu kema ümirtum. Nasıl emrolunduysanız o şekilde istikamette olunuz. Hayatınızı düzenleyiniz diyor. Aradan belki günler, belki haftalar, belki aylar geçecektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek sakalında beyaz tüyler ve şakaklarında bir kısım beyaz tüyler belirecektir. Sabrın, tevekkülün, Allah'a dayanmanın kahramanı olan, abidesi olan Efendimiz bin hadise böyle cehennem gibi köpürse gelse bağrına çarpsa erir giderdi. Her hadiseyi gülerek karşılardı. O evinin basılacağı gece bile adeta gülüyordu, tebessüm içindeydi. Fakat bu sureden sonra buyuracaktır ki şeyyebetni sureti Hud. Hud suresi iflahımı kesti, ben ihtiyarlattım. Emrolunduğun gibi istikamette ol. Allah Kur'an'la sana bir doğru yol gösteriyor. Bu doğru yolun adabı, erkanı, şeraidi, vecibeleri nelerse bunları harfiyen yerine getirmek suretiyle Allah karşısında Allah'ın seni görmek istediği şekli koru, muhafaza et diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu Efendimiz'i ihtiyarlatmıştır. Ama bu bir duyuş ve idrak ediştir. O temiz dima, o temiz gönül Rabbimizin kendisinden istediği şeyi idrak etmiştir. Kur'an bizim için de aynı şeyler ifade ediyor. Ve ben hani mevzuun lehin umumu olması itibariyle dedim ki Kur'an sanki bize diyor nasıl emrolundu iseniz öyle doğru olunuz diyor. İşte buyurun yani. Bilmiyorum saçlarımızda bir tane ak meydana getirir mi bu mesele? Bu geceliğine olsun bizim uykularımızı kaçırır mı? Bir kerecik olsun yemekten iştahımızı keser mi? Bir defaya mahsus olsun ahiret endişesiyle ayaklarımız titrer mi? Yıkılır mıyız yere acaba? Selefi Salih'in arasında olduğu gibi. Hani huzuru Risalet Penahi'de böyle bir ayet okununca belki وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا Rabbin huzuruna çıkmadan korkan, titreyen işte ona cennetler vardır. Bir siyahi hay çekip yıkılıyor orada. Efendimiz'e hemen anında Cebrail aleyhisselam geliyor. Ya Muhammed biliyor musun niye oldu diyor bu sallallahu aleyhi ve sellem. Allah korkusundan diyor. Ve biraz sonra da vefat edince Efendimiz buyuruyor o zatı. Arkadaşınızı gasp edin ve gömün diyor. Allah korkusu yüreğini çatlatmış. Allah korkusun. Biz de aynı şeylerle memur bulunuyoruz ve yer yer hayatımızı, kalbimizi, letaifimizi yokladığımız nispette istikamette olup olmadığımızı anlayacağız. İstikametin ölçüsü başta Efendimiz ve sonra onun sadık yaranları, ashabı dediğimiz topluluktur. Çünkü buyurur ki bir yerde doğru yolu tarif buyururken küntü ma ene aleyhi ve ashabi. Şu kadar insan ehli dalalettir, şu kadarı da işte şunlar da ehli hidayet ve saadet zümresidir buyurunca onlar kimdir? Sahabenin sorusuna karşı kuntu ma ana aleyhi ve ashabi. Ben ve ashabımın üzerinde olduğu yolda yürüyenlerdir. Kıstas odur. Efendimizin hayat tarzı, sahabe-i kiramın hayat tarzı. Meseleyi sokakta halletmeyi düşünen bir kısım gafiller nereden çıkardılar ashabı demek suretiyle gökteki meleklerin dahi haline imrendiği bir cemaat hakkında istihfafkar ifadeleriyle akıbetlerini tehlikeye atıyor, baş aşağı cehenneme doğru gittiklerinin farkında değillerdir.
Yoktu eskiden Ashab-ı Bedir ve Uhud diyen gafil ve nadanlar, Allah Resulü'nün takdir ettiği bir cemaat hakkında böyle naseza, nabeca sözlerle gökteki meleklere küfretmeden daha büyük bir günah işlediklerinin farkında değiller zavallılar. Bedir ashabı o kadar alişan idi ki yeryüzünde Efendimiz onları aziz tutuyordu ve bir gün Cebrail inip ona şöyle diyecekti: Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, nasıl siz Bedir'e iştirak edenlere aziz tutuyorsunuz? Değil Bedir'e iştirak edenler. O gün Bedir ashabının durumunu alkışlamak için yere inen melekleri biz gökte ashabı Bedir diye aziz tutuyoruz dedi. Melek dahi sırf o vaka iştirak ettiğinden bir Seyyidina Hazreti Hamza'nın arkasında, bir Seyyidina Hazreti Ali'nin arkasında, bir Mus'ab İbni Ümeyr'in arkasında bulunduğundan ötürü melek gökte ashabı Bedir diye gel bakalım ashabı Bedir, git bakalım ashabı Bedir diye iltifata mazhar oluyor. Efendimiz ve onun ashabının yolu, istikametin ölçüsü odur. Kim devri risalet penahiye hayatıyla yaklaşıyor ve yanaşıyorsa o nisbette Allah'a ve Resulullah'a yakındır. Kim Efendimiz'in ashabı ve onun hayatından uzaklaşıyorsa o nisbette Allah'tan ve Resulullah'tan uzak demektir. Ahir zamanda bu ümmete can getirecek, dizine ferman getirecek, kalbine kuvvet ve kuvvet olacak cemaat, ashaba benzeyen bir cemaat olacaktır. Yerinde yurt ve yuvaların Allah için terk edecekler. Adım adım böyle sefillerde olduğu gibi takip edildikleri halde hak ve hakikate bağlılıklarından ötürü, hak namına kadir şinaslıklarından ötürü hizmete Allah'ın tevfik ve inayetiyle fütur vermeyecekler. Evlerini terk edip hizmet için diyar diyar dolaşacaklar. Ve halkımızın içine ilhamlarını boşaltmak için hakaretler görecekler. Sui edeplere maruz kalacaklar, kalacaklar ama fakat yoldan, davadan, davanın erkanından vazgeçmeyecekler. Ve bu çoktan zuhur etmiştir. İhlaslı ellerle bu tohum atılmıştır. Ve bu işin başında fahri kainat Efendimiz vardır sallallahu aleyhi ve sellem. Binaenaleyh Anadolu sinesinden ve alemi İslam'ın sinesinden dünyada hiçbir gücün töküp atmaya gücü yetmeyecektir. Bunu bir kere daha burada tekrar edeyim. Festakim kema ümirt. El verir ki cemaat emrolunduğu gibi istikamet içinde olsun. Hatta bazı doğru hareketlerinden dahi yer yer kuşkuya kapılsın. Acaba Rabbimi hoşnut edebildim mi desin. Tir tir titresin.